Biz iyiyiz. Bizim dışımızda ailenin diğer bireyleri İstanbul'da. Ben eşim ve oğlum dışında iki kızım İstanbul'da. Onlarla da telefonda görüşüyoruz. Onlar da çok şükür iyiler yani. Bir sorunumuz yok, öyle diyeyim. Allah sağlık ömür versin. Sağ olun hepimize efendim, hepimize. Sağ olun. Efendim, bu anayasanın ikinci maddesiyle başlamak istiyorum bu sohbetimize. Şimdi izin verirseniz şunları sayacağım. Toplum huzuru, milli dayanışma ve adalet içinde. Evet. İnsan haklarına saygılı, Türk milliyetine bağlı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Vallahi ben kara kara düşündüm. Bunların sanki bir kısmı, önemli kısmı gerçekleşmedi ülkemizde ya da gerçekleşmiyor gibi düşünüyorum. Neler söylemek istersiniz? Orhan Bey, şunu söyleyeyim. Siz anayasanın ikinci maddesini okuyunca ben de hemen masanın üzerinde anayasanın açtım. Anayasamız ikinci maddesi var zaten burada. Atatürk milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı, adalet anlayışı içinde, milli dayanışmadan, toplumun huzurundan söz ediyor. Ve yine anayasanın başlangıç bölümünde yer alan temel ilkelere dayanan demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Bir, demokratik bir devlet mi? Olması gereken bu. Ama Türkiye'de demokrasi var mı? Hayır, demokrasi yok. 20 Temmuz sivil darbesinden sonra Türkiye'de demokrasi büyük ölçüde askıya alınmış vaziyette. Örneğin yargı bağımsız değil, örneğin parlamento vesayet altında, örneğin medya özgürlüğüne müdahaleler var, örneğin yargıya müdahaleler var. İstenen gazeteci hemen derhal tutuklanıp hapse atılabiliyor. İstenen kişi hakkında soruşturma açılabiliyor. Burada anayasanın ve yasaların bütün hükümleri yeri geldiğinde de görmezden geliniyor. Dolayısıyla böyle bir yapının olduğunu sanmıyorum. Sosyal devlet ise, sosyal devlet şudur Orhan Bey. Sosyal hakların, bakın hak tanımını kullanıyoruz. Yine yanlış hatırlamıyorsam anayasanın 61. maddesi olacak. Evet, sosyal güvenlik herkesin hakkıdır der. Dolayısıyla hak tanımı yapar. Biz gerçekten sosyal güvenlik herkesin hakkıysa hak temelli mi yapıyoruz yardımları, lütuf temelli mi yapıyoruz? Bugüne kadar lütuf temelli yapıldı. Oysa hak temelli olması lazım. Vatandaş işsiz kaldığında çıkıp diyecek hükümete, ey hükümet ben sana oy verdim, iktidar yaptım, işsizim, bana iş bulmak zorundasın. Çocuğum aç, onun karnını doyurmak zorundasın. Bunu demek zorunda. Bu hak temelli bir olaydır. Yani sosyal devletin hak temelli vatandaş talep edilen bir yapısının, bir olgusunun ortaya çıkması lazım. Bu maalesef olmuyor. Yapılmıyor ve Bir askıya alınmış. maskeyi dağıtamadılar. Sosyal güvenlik diyorsunuz ama bir maske, koronavirüs salgını çıktığından beri bir maske dağıtamadı bu hükümet. Yani neticede evet bizim hakkımız, yararlanma hakkımız. Ama bakın gene anayasanın o zaman üçüncü maddesine geçelim. Evet. Başkent Ankara'dır diyor. 60 gündür Cumhurbaşkanı İstanbul'dan çalışıyor. Telekonferansla devlet idare ediyor. Zaten tek kişi herkesi telekonferansa bağlıyor. Ama devletin ruhu, ciddiyeti, Ankara, başkent, yani giderek acaba başkenti İstanbul'a da mı almak istiyorlar? Bankaları, Merkez Bankası hepsini aldılar biliyorsunuz. Orhan Bey, Erdoğan öteden beri Ankara'yı içine sindiremedi. Aslında başlangıçta geldiği zaman, Ankara'ya geldiği zaman malum Keçiören'de bir ev tutmuştu. Mütevazi bir yaşamı vardı. Milletvekili lojmanlarını sattı. Dolayısıyla ben bu ülkede israfı önleyeceğim, haksızlığı önleyeceğim, yolsuzlukları önleyeceğim. 3Y ile zaten gelmişlerdi. Bugün 3Y başka şeyler olmaya başladı. Yiyecek oldu, yani malı götürmek gibi. Yemek, devletin mallarını bir şekliyle birilerine peşkeş çekmek, bütçeyi talan etmek gibi pek çok, ama pek çok gerçekten acı gerçeklerle karşı karşıya kaldık. Bakıldığı zaman Erdoğan Ankara'yı içine sindiremeyen, Ankara'da olmayı sevmeyen, bütün gözü İstanbul'da olan, çünkü İstanbul en büyük rant merkezi aynı zamanda. Rant merkezinin bulunduğu yerde o ranttan yararlanmak istiyor kendisi, ailesi, yakınları, yakın çevresi. İstanbul'u nasıl talan ettiler? Kendileri söyledi. Zaten Erdoğan da çıkıp şunu söylemedim. Biz İstanbul'a ihanet ettik. Ben desem bunu kıyamet kopardı herhalde. Vay Kılıçdaroğlu, ey CHP diye başlardı. Şimdi talan eden o. Yandaşa talan ettiren o. İstanbul'a ihanet eden o. Acaba sahilden, Aksaray'dan Bakırköy'e giderken
içimi gerçekten acıtan bir olay vardır. Deniz kenarında sanki böyle surlarla çevrilmiş gibi büyük binalar yapıldı ve deniz görülmüyor. Sıfıra, neredeyse denizle sıfır. O büyük binalar, kaça satıldı o daireler? Onlara kim izin verdi? Yani gerçekten içim sızlıyor. Ne yaparsa yapsın, biz Ankara'yı onurlu cumhuriyetin başkenti olarak, Mansur Yavaş özellikle başkenti olarak biz yeniden güzelleştireceğiz. Burayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışır şekilde bir başkent yapacağız. Peki o zaman hemen başkente geldiysek şunu sorayım izin verirseniz. Diyelim ki Millet İttifakı iktidar oldu. CHP ya da Millet İttifakı'nın göstereceği Cumhurbaşkanı seçildi. Evet. İlk üç işiniz ne olur Sayın Genel Başkan? Yani seçimi kazanıldı 2023 diyelim. Erken seçimi de soracağım az sonra ama. Evet, evet. Kazandınız. Ne yapacaksınız? İlk üçü bir sıralar mısınız lütfen? Ya birincisi şu. İnşallah bu gerçekleşecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Önce parlamentoya bir siyasi hale kanunu götüreceğiz. Yani parlamentoyu kirlilikten, yolsuzlukların kaynağı olmaktan, kayırmacılıktan, rant peşinde koşmaktan kurtaracağız. Siyasi ahlak kanunu. Bunu yapacağız ve çıkaracağız. Ki israfı önleyeceğiz. Devlette ciddi israf var. İsrafın önlenmesi lazım. Bu konuda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Üçüncüsü ise mesela israf konusunda şunu söyleyeyim. Bakın bu süreçte herkes fatura ödedi. Herkes. İşçi, çiftçi, memur, gazeteci, emekli, sanayici, hizmet sektörü, otelci, herkes taksici, kamyon, tır şoförü, herkes fatura ödedi. Herkes kendi ülkesini sevdiği için buna katlandı. Fatura ödemeyen bir kesim var. Devletten dolarla garanti alanlar. Bunlar hiçbir fatura ödemedi. Dolar yükseldikçe bunların devletten alacakları da arttı. Dolayısıyla bunun da önüne, yani israfın da önüne geçmiş olacağız. Bir üçüncüsü ise yapacağımız devlette saydamlık. Yani hesap verebilirlik. Vatandaştan vergi alıyorsan, vatandaşın parasını vatandaşın çıkarı için kullanacaksan bunun hesabını vereceksin. Bugün gazetelerde haber var Orhan Bey. Bir tarım kuruluşu, tarım kredi kooperatifleri yöneticileri kaçla aylık alıyor diye milletvekilimiz soruyor. Ticari sır diye bildirmiyorlar. Ne ticari sırrı Allah aşkına? Çünkü orayı da parzellemiş. Arpalıklar oralar. Arpalıklara son vereceğiz. Yani üç tane şey söylediniz. Devlette saydamlaşma yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz. İsrafı önleyeceğiz. Ve siyasette ahlaka egemen kılacağız. Siyasi ahlak kanunu meclise getireceğiz. O zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıyor. Memnun musunuz? Hayır, şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için anayasa değişikliği gerekiyor. O ayrı bir şey. Onun için ön hazırlık gerekiyor. Bunlar çok iyiydi. Hemen yapmamız gereken şeyler. Diğerine elbette ki belli bir hazırlık yapılacak. Güçlü bir demokratik parlamenter sistem oluşturulacak. Çünkü bunu yaparken bütün sivil toplum örgütlerini, meslek kuruluşlarının görüşünü alacağız. Yani bir dayatma kültürüyle değil, tam tersine bir araya gelerek, oturarak, tartışarak, neyi nasıl yapacağımızı düşünerek o şekilde demokratik parlamenter yani sistemi... Toplumsal mutabakatla yapacağız diyorsunuz. Aynen öyle. Ben şundan eminim Orhan Bey. Demokratik parlamenter sistemi getirdiğimizde en çok da AK Partililer gelip oy vereceklerdir. MHP'liler gelip oy vereceklerdir. Evet, demokratik parlamenter sisteme ihtiyacımız var diyeyim. Yani şikayetleri var onların da o zaman bu sistemden. Kesinlikle. Bulamadan şikayetleri var. Onu mu kesinlikle. Şikayetleri var. Fark getiremiyorlar bu vesayet nedeniyle. Onu da düzelteceğiz inşallah. Peki efendim. O zaman şöyle bir soruyla devam edeyim. Sayın Meral Akşener'in memleket masası önerisi var. Evet. Bir iki gün önce Fox TV'de. Evet, evet. Evet. Sizin de Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrınız var. Şöyle bir cümleniz var. Diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'na siz bu görev bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bu görev Sayın Erdoğan'ın görevidir diyorsunuz. Evet. Şimdi Erdoğan görevini yapmıyor. Yani çarkın bir kısmı çalışmıyor. O zaman ana muhalefet lideri olarak AKP ve MHP dahil tüm partilere siz önderlik yapıp bir yuvarlak memleket masası çağrısı yapar mısınız
Bu da bir vesile Yeni Çağ TV aracılığıyla duyuralım bütün partilere. Şöyle Orhan Bey, öncelikle şunu ifade edeyim. Sayın Akşener'in memleket masası çağrısı çok önemlidir. Bu bir aynı zamanda vatanseverlik örneğidir. Aynı zamanda memleket ciddi bir sorunla, bir buhranla karşılaştığında o buhranı atlatma konusunda bütün siyasi partilerin bir araya gelip ortak çözüm arayışlarını toplumun önüne koymaktır. Bu bağlamda ben Meral Hanım'ın çağrısını çok değerli buluyorum. Ama bu çağrıya, aslında bu çağrıyı keşke Meral Hanım yerine daha önceden Erdoğan yapsaydı. Beyler, ey siyasi partilerin genel başkanları, buyurun gelin, ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Dünyada bir salgın var, artı ekonomide çok sıkıştık, ciddi bir sıkıntımız var. Biz bu sorunu nasıl aşabiliriz diye. Bunu hepimiz giderdik. Çünkü sonuçta bizim memleketimiz. Gideceğim. Daha önce de gittiniz memleket meseleleri çarpıldığında gittiniz. Aynen. Şimdi Erdoğan bu çağrıya büyük bir ihtimalle uymayacak zaten. Yani böyle bir talebi de olmayacak. Çünkü çağrıyı yapması gereken devleti yöneten kişidir. Çağrıyı yapması gereken. Ama o çağrıyı yapmıyor. Ama sorumluluk bağlamında, ülkeyi bu buhrandan kurtarma bağlamında Meral Hanım bu çağrıyı yaptı. Elbette ki Erdoğan gelir veya gelmez, Meral Hanım'ın çağrısı çok değerlidir. Buradan ben de bütün siyasi partilerin genel başkanlarına hitap etmek isterim ve çağrı yapmak isterim. Parlamentoda olsun veya olmasın, bakın parlamentoda olsun veya olmasın, bütün siyasi partilerin genel başkanlarına, Meral Hanım'ın bu çağrısına hepimiz evet diyelim. Bu çağrıyı yönetmek üzere, yani bütün siyasi partileri belki böyle bir telekonferans diyoruz biz buna. Bu çerçevede bir araya gelebiliriz, değişik yerlerde olabiliriz. Basına açık da olabilir, kapalı da olabilir ki kapalı olmasında bence daha büyük bir yarar vardır. Daha rahat oturup tartışma açısından. Oturup konuşabiliriz ve bazı çalışmalar yapabiliriz. Ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu süreçten Türkiye'yi nasıl kurtarabiliriz? Ülkesinde güçlü ülke olur. Türkiye nasıl gücünü Orta Doğu'da, Avrupa'da, Türk Cumhuriyetlerinde kendisini gösterebilir? İçinde bulunduğu sorunları nasıl aşabilir? Bütün bunları ortaya koyabiliriz. Ki her partide de bu sorulara kafa yoran çok değerli insanlar var, siyasetçiler var. Sonuçta hükümet de bu fikirlerinizden yararlanacak. Yani bilim kanlı çağrısıyla toplandı ve kurulun söylediklerine uyuluyor. Bu da siyaset kurulu olacak bir anlamda memleket masasında. Çok güzel söylediğiniz, basına kapalı olsun, herkes hani siyasi şov yapmadan değil mi? Aynen. Herkes meseleleri, çözüm yollarını koysun, hükümet de bundan yararlansın. Evet. Efendim şöyle bir tablo var ama bakın Türkiye'de enflasyon artıyor. Sayın Erdoğan demişti ki faizleri Merkez Bankası düşürsün, hatta başkanını değiştirmişti. O zaman dolar da düşecek, enflasyon da düşecek demişti. Fakat tam tersi oldu ve son açıklamalarda İngilizlerin dolara saldırdığı ve krize neden oldu. 7.20, 7.25 evet. Ne kadar çıktıysa çıktı. Yani böyle bir saldırı. Siz normal karşılıyor musunuz? Var mı gerçekten böyle bir saldırı ekonomiye? Şimdi eğer Orhan Bey Türkiye'yi bir rant alanına dönüştürmüşseniz ve bu ranttan içeride ve dışarıda pek çok kişinin yararlanmasına siyasal ortam hazırlamışsanız önce bunun sorumlusu sizsiniz. Eğer rantı paylaşmak için Türkiye'de bir taraftan çeteler, rant çeteleri o rantı alıyor. Yurt dışında da tefeciler var. Londra'daki bir avuç tefeci var. O tefeciler. Ben yıllardır bunu söylüyorum zaten. İçeride ve dışarıda Türkiye'yi yağmalamak için, Türkiye'nin rantlarını paylaşmak için bir kavga var. Kavga değil aslında. Zaman zaman bunların dayanışmaları da var. Malum içerideki rant çeteleri Londra'daki mahkemeleri hakem olarak seçtiler. Oraya gidecekler, ihtilaf halinde başvuracaklar. Türkiye'yi rant bölüşümünde hem içeride hem dışarıda ana aktör haline getiren siyasi partinin
ve onun yöneticilerinin yatacak yeri yoktur. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ran çetelerine teslim edilemez. Maalesef üzülerek ifade edeyim, ran çetelerine teslim edilen bir Türkiye var. Önlem alıyorlar. Efendim işte 3 tane banka dolar Türk lirası üzerinden gelir elde etmeye veya yurt dışına dolar götürmeye başladı. Kardeşim buna izin veren kimdi? Türkiye'yi bu hale getiren kimdi? Ya da önleyecek kim? Efendim? Ya da önleyecek kim? Bunu önleyecek iktidar olmak, evet. Olmak. Yıllar yılı dilimde tüy bitti Orhan Bey, söyledim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Londra'daki bir avuç çeteciye, faiz çetesine teslim ettiniz diye. Tefecilere teslim ettiniz diye. Önümüze gelen gerçek bu. Dolayısıyla iktidar tam bir bunalım içinde, nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Kayınpeder, damat memleketi yönetiyorlar. Kayınpederle damadın bildiğini hiç kimse bilmiyor. Kayınpederle damat kime ne veriyorlar? Kimden ne alıyorlar? Hangi kararları alıyorlar? Kararların gerekçelerine devleti tümüyle devre dışı bırakmış durumlar. Liyakat dediğimiz bir şey tümüyle tasfiye edilmiş vaziyette. İkisi beraber memleketi nereye götürecekler? Çok sık kullandığım bir ifade var Orhan Bey. Freni patlamış bir kamyon gibi kamyonda yokuş aşağı hep beraber gidiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Evet, vallahi tehlikeli bir durum var. Bir tehlikeli durum içinde S-400 hava savunma sistemini aldık. Evet. Bunu koronavirüs salgını herhalde koronavirüs S-400'e bulaşmasın diye biraz erteledi Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Şimdi efendim Rus medyasında çok önemli bir iddia yer aldı. Ayın 4'ünde bu ayın 4 evet. Mayıs'ta. Bendenize bunu köşeme taşıdım, sordum. İddia şöyle. S-400'ün kodlama ya da şifreleme olan cihazlarının Amerika'ya gönderildiği, Erdoğan'ın Trump'tan 10 milyar dolar bir maddi destek istediği iddia edildi. Bunu o günden bu tarihe aşağı yukarı 7 gün oldu, bir hafta oldu, yalanlanmadı. Ben de rica ettim, hani biz tekzip etmeyi olmayı çok sevdiğimiz evet. Ama bu memleket meselesi hala tekzipte olmadı, bir açıklama da yok. Sükut ikrardan mı gelir? Siz bu konuda ne demek istiyorsunuz? Orhan Bey, her sabah olduğu gibi bu yazınızı da S-400 konusunda Rus medyasının haber yaptığı olayı ve sizin dillendirmeniz ve hükümet yetkililerinden cevap istediğinizi ben yazıda okudum. Ben de büyük bir merakla ne olacak diye bekliyordum ama bugüne kadar gelen hiçbir cevap yok. Artı bizim parti sözcüğümüz her hafta yaptığı toplantıda S-400'ler ne zaman aktive edilecek? Çünkü siz Nisan sonuna kadar biz bunu gerçekleştireceğiz demiştiniz. Bugüne kadar niye yapılmadı? Hangi gerekçeyle yapılmadı? Efendim Covid-19 dolayısıyla. Covid-19'la bunun ne ilgisi var? Ne ilgisi var Covid-19'la? Yani gelecekler, aktive edilecekler yani. Covid-19 oldu diye yani bizim askerlerimiz, kahraman ordumuz... Bugün yurt dışında görev yapıyor. Onlardan hepsi geri mi gelecek yani? Covid-19 oldu diye. Yok böyle bir şey. Türkiye'nin çıkarları neredeyse o çıkarları savunacağız. Hatta samimi düşüncemi söyleyeyim ben size Orhan Bey. Samimi düşüncem şu. O kadar çok zorlandılar ki, o kadar çok sıkıştılar ki, öyle bir noktaya geldiler ki paraya ihtiyaçları var. Para için gidecekler, yalvaracaklar, yakaracaklar. Amerikalıların el ete köpecekler. Diyecekler ki bize yardım yapın. Onların da söyleyeceği şu. Kardeşim S-400'leri sen devre dışı tutuyor musun? Bunları ambara kaldırıyor musun? Kaldırıyorum diye derse vereceğim ben sana bu parayı diyorlar. Erdoğan'ın yaptığı, yapacağı şey bu. S-400'leri aktive etmeyecek. Nedir bu? Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın en modern hurdalığına sahip olacak. Bunlar hurda olacak yani. Evet, bir dönem Güney Kıbrıs Rum yönetimi S-300'leri almışlardı. Onlar hurda olarak şimdi gitti bir yerlerde duruyor. S-400'lerin başına gelecek olan da maalesef bu. Evet. Peki efendim bu savunma dedik, askerlik dedik de bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbe planı var. Söyleme sahip, sorma sahip. Nasıl planlıyorsunuz bu darbeyi? Efendim, demokrasiyi getireceğiz bu ülkeye. Orhan Bey, demokrasiyi getireceğiz. Bizim ordumuz yok. Bizim milletimiz var, halkımız var. Halka gideceğiz.
Bu ülkenin büyük sıkıntıları var. Bu sıkıntıları aşması lazım. Nasıl aşılacağını da vatandaşımıza anlatacağız. Vatandaşımızdan oy isteyeceğiz. Darbelerin bize getirdiği büyük sıkıntıları biz biliyoruz. Çok büyük bedeller, CHP'nin bedeller ödediğini de biliyoruz. CHP'nin mal varlıklarına el konulduğunu da biliyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Bu tamamen yapay bir gündem. Tamamen. Sıkışmışlığın getirdiği bir şey. Ülkeyi yönetemiyorlar. Vatandaş perişan vaziyette. Milyonlarca insanımız işsiz. Yüz binlerce esnafımız dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Yüz binlerce insan evlerine kapandı 65 yaş üstü başlangıçta. Sonra milyonlarca insanımız evlerinde kaldılar. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Evde kalmayı, bütün bunlara evet diyorum. Bakın hiç itirazım yok. Salgın hastalıktan korunmak için bu önlemleri almak gerekiyor. Ama sosyal devletin gereği olarak milli gelirden sadece 2.2'yi ayırdılar. Başka bir şey ayırmadılar. Dolayısıyla bu tabloya baktığınızda sıkışan bir yönetim var. Saray yönetimi var. Saray sosyetesinin tabii keyfi yerinde. Bakın ona bir şey demiyorum. Onlar gene Efuliler neydi o? Ben adını bilmem. Belki gazeteci olarak siz hatırlarsınız. Ejder meyveleri falan vardı. Efendim vallahi, bilmem. Vallahi kusura bakmayın. Ben de hiç yiyemedim. Oraya da davet etmiyorlar. Evet. Biz ambargoluyuz biliyorsunuz. Evet. Badem sütüyle beslenmeler de bilmem vallahi. Evet, badem sütüyle beslenmeler vardı. Yani o saray gene aynen öyle gidiyor. Yani orada bir şey yok aslında. Ben fakir fukaranın sofrası ile ilgiliyim. Fakir fukaranın çocuğu işsiz mi şey mi işi var mı? Ben onunla ilgiliyim. Dolayısıyla biz onlar ne derse desinler. Onların tamamen dışında darbeyi önleyeceklerse gitsinler. 15 Temmuz'un gözaltına alınan, tutuklanan, hatta darbeciler tarafından şimdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bey mi? Hulusi Akar Bey Milli Savunma Bakanı. Yani darbeyi kim yapar? Darbeyi yaparsa ordu yapar. Hulusi Akar Bey orduya sahip değil mi? Orduya sahiptir. Orduya sahip değil, böyle bir şey varsa, olay varsa Hulusi Akar'ı alsın bir yerine, başka birisini getirsin yani. Darbeyi önleyecekse ne yaparsa yapsın. Ama ben size şunu söyleyeyim. Ne zaman ki CHP iktidara yakındır, darbe söylemleri her dönem olur. Biz bütün bunları bir tarafa bırakacağız, her şeyi bırakacağız. Millet İttifakı ile beraber, altını özenle çiziyorum Orhan Bey, Millet İttifakı ile beraber bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getireceğiz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'm, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'm, bütün İslam dünyasının, bütün İslam devletlerinin en gözde demokrasi gelişmiş ülkesi olarak bir yıldız gibi parlayacak. Ve bütün İslam ülkeleri, bütün İslam ülkeleri ve devletler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı bu büyük dönüşümü biz de kendi ülkemize yapmak istiyoruz diyecekler. Bizim hedefimiz bu. Çok teşekkür ederim. Şimdi o zaman sandığı işaret ettiniz. Darbe sandıkta seçimle yapılır. Hükümetler demokrasilerde seçimle gelir, seçimle gider. Böyle seçim. Evet. Halkın iradesi de en büyük irade. Peki erken seçime gelelim o zaman. Şimdi Sayın Erdoğan ekonomiden anlamaz, sağlıkmaz filan ama siyasetten anlar. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Yani Sayın Babacan ve Sayın Ahmet Davutoğlu'nun partileri son anketlerde %6'ya yakın oylar almaya başladılar. Dolayısıyla böyle bir risk görürse bir erken seçim bu sene Kasım, gelecek sene Mayıs, gelecek sene Kasım planlayabilir ve hedefi de Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni seçime sokmamak olabilir. Dolayısıyla İyi Parti'ye bir demokrasi ipi attınız son 2018 seçiminde, evet. Ve seçime girmesini, meclise girmesini müthiş bir imkanla sağladınız. Acaba Gelecek Partisi ve Deva Partisi için böyle bir tuzak oluşursa onlara da destek verir misiniz? Ve erken seçim için ne düşünüyorsunuz? Bir şey söylediniz. Erdoğan siyasetten anlar diye. Erdoğan'ın siyasetten anladığı konusunda benim ciddi endişelerim var. Siyaseti ne olarak anlıyor? Kendi iktidarını sürekli kılmak için önündeki bütün engelleri yok etme kararlı olarak anlıyor siyasetin. Yani önümde yargı engelse onu kaldıracağım. Parlamento engelse onu susturacağım.
Medya eleştiriyorsa onu keseceğim. Dolayısıyla güçler ayrılığı ilkesi dediğimizde gücün tekliği. Siyaseti bunun üzerine kurgulamış, siyasetten anladığı da bu. Dolayısıyla bizim siyaset anladığımızla Erdoğan'ın siyasetten anladığı farklı. Biz halkın oyuna, halkın iradesine hep saygı gösterdik. Erdoğan şu anda saraya çekildikten sonra halkın iradesine güvenmiyor. Halka da güvenmiyor. Halkın iradesini yeri geldiğinde kendi elemanları aracılığıyla, yargıdaki elemanları aracılığıyla yok edebiliyor. İstanbul seçimleri bunun tipik bir örneğidir. Halkın iradesini yok saydı, hayır dedi, Yüksek Seçim Kurulu seçimi yenileyeceğiz dedi. O zaman hemen bir şey sorayım mı efendim, çok özür dilerim. O seçimi yenileme kararı veren hakimlerden bir tanesi Danıştay Başkanı yapıldı. Evet, soyadı Yiğit. Biz ona parti sözcüğümüz sarayın Yiğit'i olarak seslendirdim. Olabilir tabii. Orada vermiş olduğu bir desteğin karşılığını almış oldu. Yani o desteği verdi, şimdi Danıştay Başkanı oldu. Bir başkası bir başka destek verecek, o Yargıtay Başkanı olacak. Yani dolayısıyla bunları devlette çok görüyoruz. Yani saraya bağlılık ona belli imkanlar sağlıyor. Saraya bağlı olarak belli imkanlar sağlanıyorsa onun üzerinde oturup düşünmemiz lazım. Bunları tabii yere not edeceğiz. Ama gün gelecek, halkın iradesiyle, Allah nasip ederse demokratik güçlendirilmiş bir parlamenter sistem oluşturduğumuzda yargıyı tümüyle siyasetin dışında tutacağız. Yargıda liyakatli insanlar olacak, adaletli insanlar olacak, adalet dağıtacaklar, bunu yapacağız. Erken seçim sorusuna gelince, Erdoğan erken seçim yapar mı yapmaz mı? Zaten buna kararı Erdoğan verecek yani. İster yapar ister yapmaz. Ama ben ve bizim partimiz... Yarın erken seçim... Sayın Devlet Bahçeli var efendim, bir de o karar veriyor. Ona da geleceğim. Yani biz yarın sabah erken seçim olacakmış gibi zaten çalışıyoruz. Çünkü sahada çalışıyoruz, sivil toplum örgütleriyle konuşuyoruz. Bir de şu var, şu çok önemli Orhan. Geçmişte CHP genelde sadece eleştirirdi, hataları gündeme getirirdi. Ama çözümleri söylemezdi, dillendirmezdi. Şimdi biz... Eleştiriyoruz, arkasından çözümünü de söylüyoruz. Yani bu yanlış, böyle olması lazım. Böylece vatandaş sandığa giderken ya doğru söylüyor bunlar, sorun var, bu sorunun böyle çözülmesi lazım diye düşünmeye başlıyor. Bu bizim için çok değerli. Tabii erken seçime bir de Sayın Bahçeli diyebilir ki yok arkadaş yani yeter artık ya. Ben Millet İttifakı'na destek vermiyorum. Affedersiniz Cumhur İttifakı'na. Destek vermiyorum. Zaten Millet İttifakı'na destek vermiyor. Vermiyorum. Dolayısıyla ülke felakete gidiyor. Ekonomi felakete gitti. Artık milletin oyuna gidelim. Başvuralım. Vatandaşın hakemliğine başvuralım. Ona göre gerekirse bir erken seçim olsun diyebilir. Yani iki aktör var. Semih Yalçın'da bir nabız yokladılar gibime geldi benim. Tek başına iktidar olma arzu ve hedefini açıkladı Sayın Bahçeli'nin 7-8 sene önceki bir konuşmasında. Evet. İktidar olma niyeti, işte Cumhurbaşkanı adayı göstermediler, belediye başkanlıklarında İstanbul, Ankara adayı göstermediler. Yeni akıllarına geldi galiba. Yani bir partinin amacı iktidar olmaktır. Elbette, elbette. İktidar bir partiyi desteklemek, koalisyon ortağı olur. Birlikte tabii, idare ederler, tabii. Ona da bir şey demem tabii. Ama. Bu bir sinyal mi acaba ya da AKP'ye bir tehdit mi? Vallahi Orhan Bey, MHP'nin içinde ne oluyor ben onlara pek girmek istemem. Bütün siyasi partilerde saygım vardır. Siyasi partiler oturup karar verirler. Siz güzel bir şey söylediniz. Yani her siyasi partinin temel hedefi iktidar olmak ve ülkeyi yönetmektir. Ne kadar süre? 5 yıl süreyle. Yasa öyle diyor. 5 yıl süreyle iktidarı yönetirim. 5 yıl sonra tekrar hakemliğe başvururum. Bir daha vatandaş seçerse gelirim. Seçmezse bir başka parti gelir. Dolayısıyla şimdi artık 3 hilalin zamanı geldi. Tek başına iktidar olma zamanı geldi. Demek ne demektir? Yani sandığı göstermek demektir. Ama sonra süratle bu düzeltildi. Sandığı biz göstermedik. Yani o anlama gelmesin gibilerden Cumhur İttifakı'na, daha da önemlisi Berat Bey'e verilen destek, Berat Albayrak'a verilen destek. Saray sosyetesinin bir numaralı adamı biliyorsunuz Erdoğan'dan sonra. Ona destek verildi. Berat Albayrak'ın bu memleketin ekonomisine neleri yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bütün bu günahların sorumluluğu onlara destek veren Cumhur İttifakı'nın diğer aktörlerindedir.
Onlar da sorumludurlar yani. Hayır efendim, bunları AK Parti yaptı, biz yapmadık değil. Bu memlekette ne yapıldıysa bu süre içinde Cumhur İttifakı'nın diğer aktörü de yapmıştır. Ona destek vermiştir. Evet, AKP ve MHP ortak yönetim sorumluluğunda, bu mesajınız anlaşıldı. Şimdi efendim şöyle bir vahim tablo var. Beni üzen ne biliyor musunuz Orhan Bey? Beni üzen, üzen şu. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu toprak bizim toprağımızdı. O toprakta bizim bayrağımız dalgalanırdı. O bayrağı indirdiler. O toprağı düşmana terk ettiler. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. MHP'nin kadroları buna destek veriyor. Beni asıl üzen nokta bu. Çünkü milliyetçilik farklı bir şeydir. Ülkücülük farklı bir şeydir. Temeli vatanseverliktir. Temeli bayrakseverliktir. Bayrağını ve vatan toprağını düşmana terk edip kaçanlara, destek verenlere ne denir Allah aşkına? Beni asıl üzen bu nokta budur yani. Evet, çok önemli bu sözleriniz. Evet. Gerçekten önemli. Evet. Efendim şimdi tabii şöyle bir durum da beni çok üzüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile yine telekonferansla bir program yaptık. O gün verdiği tarihi 650 bin kişiydi. Sosyal yardım için 20 günde başvuran. Dün araştırdım, 750 bine ulaşmış. Aşağı yukarı işte bir ayda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilk kez mevcut 240 bine ilave olarak başvuru var. Ve bu belediyelerin bağış toplaması yasaklanıyor, ekmek dağıtması yasaklanıyor. Dolayısıyla hani eli kolu bağlanmak istiyor. Belediye meclislerinden Ankara'da gördük. Zehirli asbestli boruları Mansur Yavaş değiştirmek istiyor, kredi kullanmak istiyor. AKP ve MHP'li belediye meclis üyeleri engelliyor. Yani bir yandan iki koyunu güdemez denilen CHP halka müthiş hizmet veriyor, vermeye çalışıyor. Bir yandan da iktidar bunu engellemeye çalışıyor. Bu çelişkiyi nasıl yorumluyorsunuz? Beş tane maske dağıtamayan iktidara iktidar mı derler Allah aşkına Orhan Bey? Beş tane maskeyi ya, söz verdiler. Ya beş tane maske bu ya. Hani koyun olsa bir yere kaçar. Gidersiniz kovalarsınız yani koyunu bir yere, koyunları, beş koyunu bir hedefe yönlendirmek için. Maske bu ya. Fabrikadan alıp vatandaşa ver. Vatandaş evde oturuyor. Fabrikada üretiliyor. Üretilen beş maskeyi götürüp vatandaşa veremediler, dağıtamadılar. Bu kadar beceriksiz bir yönetimle karşı karşıyayız. Çünkü bunlar rantı devşirme konusunda uzmanlar. Vatandaşa hizmet etme konusunda değil. Bu çok önemlidir. Rantı devşirme konusunda kimse bunların eline su dökemez. Ama hizmet, vatandaşa hizmet konusunda da bizim belediye başkanlarımızın eline kimse su dökemez. Belediye başkanlarımız canla başla çalışıyorlar. Doğrudur, 650 bindi, 750 bin oldu, bu 1 milyona çıkacaktır. İsterse 5 milyona çıksın, isterse 10 milyona çıksın. Hangi engeli yaparlarsa yapsınlar, belediye başkanlarımız bu yardımları kendilerine ulaştıracaktır. Ve belediye başkanlarımız bunu, Orhan Bey, kişinin yoksulluğunu afişe etmediler. Binlerce aileye süt dağıtılıyor. Erdoğan dedi ki, ey dedi, hani bunlar süt dağıtacaktı. Bizim Ekrem Bey çıktı, dedi ki, evet süt dağıtıyoruz dedi. Ama biz fakirliğin fakirliğini ifşa etmiyoruz senin gibi. Çıktı fakir ailelere yapılan yardımda, telekonferansla fakir aileleri çıkardı. Onlara nasıl yardım yaptıklarını anlattı Erdoğan. İnsan biraz utanır ya, utanır. İnsanda biraz vicdan olur, biraz ahlak olur insanda. O yoksulluk onun kaderi değil. Eğer yoksulsa 18 yıldır sen bu ülkeyi yönetiyorsun. 18 yıl. 18 yılda bu ülkede yatağa çocuklar aç giriyorsa sorumlusu sensin beyefendi. Böyle bakmak lazım. Asbestli borular var. Mansur Bey'e engel çıkarıyorlar. Asbest, bugün fotoğrafları var. Gerçekten siz de gördünüz. Evet. Asbestli boruların değişmesi lazım. Değiştirir. Bakın, işin can damarına gidiyor. İşin can damarı. Ankaralı temiz su içsin diye. İzin vermiyorlar. Efendim, şöyle olması gerekmez mi Sayın Kılıçdaroğlu? Diyelim ki mecliste AKP ve MHP'liler... Ya bu boru seni görevden düşürürüz. Bu boruları değiştirmek insan sağlığı için şart diye onların zorlaması gerekirken
Elbette. Yani nasıl bir ülke olduk? Yani inanılır gibi diye gerçekten hayret ediyorum. Böyle gözlerim, kulaklarım şaşırıyorum. Yani Aynen. tam tersi, başkan diyor ki ya şunları değiştirelim. Bunlar 25 yıllık AKP iktidarı belediye başkanlığı döneminde değiştirilmeyen borular. Yani insanların zehirlenmesine göz yumulur mu? Allah'ını severseniz bu nasıl politika? Bunları görüyor. Bakın Ümraniye'de bir olay oldu, İstanbul'da Ümraniye'de. Ümraniye'de CHP meclis üyeleri de belediye başkanına bir liste verdiler. Ya şu yoksul aileler var, bunlara da yardım edin diye. Onlardan bir belediye meclis üyesi, hayır onlara CHP'li belediyeler yardım etsin, Büyükşehir Belediyesi yardım etsin dedi. Fakirlerde bile ayrım yapıyorlar. Ama bizim belediyelerimiz olduğu bütün yerlerde hiçbir ayrım yok. Hangi partiden, hangi görüşten, hangi kimlikten olursa olsun. Yoksulsa ona götürülecek kuralları içinde yardım paketi verilecektir. Nakdi yardımda yapılan var, aynı yardımda yapılan var, kiraları ötelenenler var, kiraları alınmayanlar var. Bütün bunların tamamı yapılıyor. Hiçbir ayrım yapılmıyor. Çünkü siyasetin öznesi insandır. Siyasetin öznesi yandaş değildir. İnsanı ayırırsanız, insanları bölerseniz, toplumu kutuplaştırırsanız buradan memleket fayda sağlamaz. Bizim amacımız ne? Siyaset herkesi kucaklasın. Yani onlar yardım yaptığı zaman biz karşı çıktık mı? Hayır, karşı çıkmadık. Yardım yapın dedik herkese. Su borusu değişecek. Ya su borusu ya. Ankaralı temiz su içecek. Hayır diyor, Ankaralı temiz su içmesin. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim başkan? Evet, bir de bu su paraları filan düşürüldü ama bu elektrik ve doğalarına giren bir virüs var. Evet. Vatandaş bu virüsten dolayı emin olun bütçeleri hastalandı, kendileri hastalandı. Enflasyon zaten mutfakta tencereleri etkiliyor, kadınlarımızı, evlatlarımızı etkiliyor. Ve ekonomideki bu tablo, sizin 22 Nisan'da hatta 23 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet'te de bir yazınız çıktı. Evet. Önemli projeler açıkladınız. Ya bu ekonomiyi nasıl düzelteceğiz? Bunun formülü yok mu? Yani battı balık yan gider, ekonomi artık düştükçe düşecek, gittikçe gidecek, halk fakirleşecek mi? Az önce söylemek ifadenize bir şey eklemek istiyorum izin verirseniz. Yani insanlığa yapılan yardım, hani rahmetli Özal çok kullanırdı, halka hizmet hakka hizmettir. Öyle, öyle. Ya, o zaman ne diyeceğiz bunu ya? İnsanlık mı bu? Nasıl tarif edeceğiz bilmiyorum. Bu fatura, zamlar ve geçim sıkıntısı için neler söyleyeceksiniz? Şöyle Orhan Bey, Türkiye büyük bir ülke. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye kaynakları olan bir ülke. İnsan potansiyeli olarak da çok güçlü bir ülke. Bütün mesele şu, gücünü sorunu çözmeye kanalize etmiyor. Gücünü belli çevrelere rant dağıtmaya harcıyor. Dolayısıyla belli çevreler bu güçten yararlanıyor, vatandaş yararlanamıyor. Böyle bir sıkıntımız var. Bakın şimdi çiftçiler, çiftçilerin bir sürü derdi var. Onlar da etkilendiler bu sürede. Çiftçilere ne verildi? Ya bari bir yıl süreyle faizlerini erteleyin dedik. Bir yıl süreyle erteleyin. Kaldı ki çiftçinin Tarım Kanunu 21. maddesine göre devletten alacağı da var. Alacağını da alamıyor yani. %1 milli gelirin %1 oranda para verilmesi lazım. Onu da alamıyor. Dolayısıyla bakıldığı zaman şu, saray hükümetinin içeride ve dışarıda bir güven sorunu var. Güven sorunu var. Ne içeride ne dışarıda kimse saray hükümetine güvenmiyor. Yani kayınpeder, damadın bir ülkeyi yönetmesine güvenmiyorlar. Çünkü her şey meydanda. Yaptıkları uygulamalar meydanda. İnsanları perişan ettiler. İnsanları işsiz bıraktılar. Kaynakları yanlış harcadılar. Ve dolayısıyla yandaşlarına büyük paralar sağladılar. O çerçevede vatandaş artık bunu görmeye başladı. Erdoğan'ın da AK Parti'nin de oyları düşmeye başladı. Düşmeye başlayınca bir sürü senaryolar, işte bu darbe senaryoları da onlardan birisi. Onları devreye koymaya başladılar. Televizyonlara insanları çıkarmaya başladılar. Yok asarız keseriz demeye başladılar. Bütün mesele şu, güven veren bir iktidara ihtiyacımız var. Vatandaşı kucaklayan bir iktidara ihtiyacımız var. Vatandaşın sorunlarına kilitlenen bir iktidara ihtiyacımız var. Vatandaşın sorunlarına kilitlenmekle birlikte vatandaşın lehine ciddi değişiklikler, dönüşümler yapan bir siyasal iktidara ihtiyacımız var. Sosyal yardımların artık aile yardımları sigortasıyla karşılanmasına ihtiyaç var.
102 sayılı sözleşmenin gereğinin Uluslararası Çalışma Örgütü'nün gereğinin yerine getirilmesi var. Güçlü bir demokratik parlamenter sisteme, güçlü bir kuvvetler ayrılığı ilke, güçlü bir özgür medyaya ihtiyacımız var. Gücü denetleyen değil, gücü denetleyen değil, güce biat eden bir yapı oluştu bizden. Oysa gücün denetlerde kural budur. Gücü denetleyeceksiniz ki yanlış yapmasın. Cumhuriyete yazdığım yazının da özünde yatan aslında budur. Demokrasi talebidir. Demokrasi talebi. Ben de demokrasi istiyorum. Benim gibi düşünmeyen insan da demokrasi. Onun da demokrasiye ihtiyacı var. Siz az önce söylediniz Gelecek Partisi ve DEVA için onların seçime girmemesi için acaba bir kumpas yaparlar mı? Bir siyasi kumpas. Geçmişte İyi Parti'ye yaptıkları gibi öyle bir kumpas yaparlarsa demokratik yöntemler içinde bütün o kumpasları aşmak mümkündür. Her siyasi partinin seçimlere girmesini isteriz. Seçimlere. Vatandaşın karşısına çıkmasını isteriz. Yani vatandaştan bir siyasi partinin çıkıp da oy istemesi kadar demokratik ne olabilir Allah aşkına? Biz o nedenle %10 seçim barajının da yanlış olduğunu. Tamam, bu barajın... ben sana taktım şimdi, benden çabuk davrandın. Evet. O %10 barajı da darbeciler getirdi. Ya sen darbeye karşıysan darbecilerin getirdiği düzenlemeye de karşı olman lazım. Şimdi darbeciye karşıyım diyor ama %10 seçim barajını aynen koruyacağım diyor. Bunların hepsini düzeltmek lazım. O nedenle düzelteceğiz. Efendim çok mesaj yağıyor. İnanılmaz soru var. Sizi özlemişler herhalde Yeni Çağ okurları ve vatandaşlarımız. Sağ olun. Öğretmenler çok sayıda mesaj gönderiyor. 18 Mart'ta atandık. Ama maaş yok, durumumuz belli değil ve çalıştığımız yerlerden de ayrıldık. Hani günübirlik falan çalışıyorlar herhalde. Çok mağduruz. Sayın Kılıçdaroğlu bizim sorunumuzu dile getirir mi diyorlar. Neler söyleyeceksiniz öğretmenler? Bir de atanamayan öğretmenler var tabii. Şimdi atamayan öğretmenleri bir tarafa koyalım. Onların derdi çok daha büyük ama... 20 bin öğretmen var. Bunların atamaları yapıldı zaten. Yani kuralları çekildi doğrusunu isterseniz. Evet. İstendi. Kişilerin yerleri 3 aşağı 5 yukarı belli. Artık bunlar devlet memuru olacak. Kararname çıkması lazım. Kararnameyi Erdoğan çıkarmıyor. Çünkü kararname çıkarsa bunlar aylık alacaklar. Aylık almaları. Paramız yok diyor. Aylık vermiyor bunlara. Niçin? Ben bunlara aylık vereceğim ama bunlar okullar kapalı. Dolayısıyla bunlara ben boşu boşuna aylık vereceğim diyor. Bakın tasarrufu ne üzerinden yapıyor? Saray da kapalı. Sarayı da o zaman hani kısa çalışmaya mı geçirecek? Nereye geçirecek? Orada da 3000 kişiye yakın çalışıyor. Onlar alıyorlar maaşlarını tıkır tıkır. Onlar tek maaş almıyorlar. Birden fazla yerden birden fazla maaş alıyorlar. Yani orası tam bir arpalık aslında. Tam bir arpalı. Dolayısıyla 20 bin öğretmen hak etti. Kurallar çekildi, kararnamelerin çıkması ve bu öğretmenlerin aylıklarında ödenmesi gerekiyor. Vatandaşın vicdanı üzerinden tasarruf olmaz. Vatandaşın geleceği üzerinden tasarruf olmaz. Vatandaşın birikimi üzerinden tasarruf olmaz. Ya ne yapacaksınız? Kurayı çektiler. Verin bunlara atamalarını yapın. Aylıklarını verin, bunlar görevlerinin başına gitsinler, okullarına gitsinler, müdürle tanışsınlar, diğer öğretmenlerle tanışsınlar, kendilerine verilen görevi nasıl yapacaklarını öğrensinler. Efendim işte bilmem hangi derslere gireceklerini, kaç derse gireceklerini, hangi saatlerde gireceklerini öğrensinler. Ya bu yapılacak zaten. Bunu yapmıyorlar. Vatandaşın sırtından tasarruf olmaz. Tasarrufu yapacaksın, saraydan başlatacaksın. 13 tane uçağım var. 13 tane. 13 uçakta yatıyor orada. Hepsi yattığı yerde harcaması var. Oradan tasarruf yapacak. Öğretmenin maaşından tasarruf mu olur Allah aşkına ya? Evet efendim, çok önemli bir gelişme oldu. Sevda Noyan diye bir meczup. Ülke TV'de çok önemli ve skandal sözler söyledi. Bununla da kalmadı. Daha sonra Cüneyt Özdemir'e bağlandı. İzin verirseniz çok kısa bir bandımız var. Onu evet. İzleyelim. Olur, hay hay. İzleyicinizi de almak istiyorum. Şimdi bakın, ben 57 yaşındayım. 17 yaşındayken bir 12 Eylül yaşadım ve ben o yüzden üniversite okuyamadım. Bir darbe yaşadım. Ve 28 Şubat darbesi ve bu darbeler ülkesinde, yani bu yaşa kadar bile 4 tane darbe yaşadım. Ve bu 15 Temmuz darbesi de gerçekten hepimizde çok ciddi bir travma yarattı.
Yani oradaki konuşmada aslında 12 Eylül'deki konuşmadan sonra son günlerde yapılan işte hem Canan Kaftancıoğlu hem Özgür Özel'in hem de Ayşenur Aslı'nın sürekli işte bu darbe söylemlerine binaen yapılan bir şeydi. Yani hani bizi öyle yakalayamazlar artık hani. Yani burada kalkıp Canan Kaftanoğlu, Ayşenur Aslan ya da FETÖ'cüler artık darbeden bahsetmesinler. Ben darbe olan bir darbe... Yani ne alakası var Canan Hanım'la, Ayşenur Hanım'la şimdi dediğiniz yani? Ne? Bu sözlerinizden hani terlikle gitmeyeceğiz, başka şeyler yapacağız dediğinizde silah çıkıyor aslında. Silah da gerekir. Yani. Tamam, gerekirse silah da olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu izlediniz sanıyorum. Efendim, Sayın Özgür Özel'i, Sayın Canan Kaftancıoğlu'nu ve gazeteci kardeşim, meslektaşım Ayşenur Arslan'ı tehdit ediyor ve ısrarlı soruyor da evet silahla diyor bir de. Ve bildiğim kadarıyla hala da yani biz yayına başlarken baktım ne bir Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma açıyor ne polis gözaltı işlemi yaptı. Yani bunu Fatih Portakal söyleseydi, ben yazsaydım veya Can Ataklı söyleseydi şimdi herhalde Silivri'de ağırlıyorlardı bizi. Öyle. Şöyle, saray yönetiminde tek adam rejimi var. Tek adam rejimimi yargıyı da kontrol ediyor. Medyayı da kontrol etmek istiyor. Parlamentoda vesayeti var. Geçenlerde Sayın Metin Ergüzel bir şey söyledi. Ya dedi bu bir anlaşma meclisten geçerken biz elimizi kaldırdık ama içinde ne olduğunu bilmiyorduk diye. Grup başkan vekili el kaldırınca hep beraber el kaldırdı. Şimdi bu vesayetin... Selçuk Özdağ da özür diliyorum buna oy verdiğimiz için dedi. O tarihte AKP milletvekiliydi. Gelecek evet, Partisi el başkan yardımcısı. Evet evet. Şimdi şöyle bu kadını aslında tartışma konusu yapmak bana göre çok yanlış. Bir zihniyeti tartışma konusu yapmamız lazım. Darbe girişimine karşı parlamentoya ilk gidenler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleridir. Özgür Özel yoldan dönmüştür. Özgür Özel parlamentoda konuşma yaparken ceketi yanında yoktur. Bir AK Parti milletvekilinin ceketini giyerek meclis kürsüsüne çıkmıştır ve orada darbe girişimini kınamıştır. Kurşunlar yağarken, bomba atılırken orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri vardı. Şimdi bunlar yetiştirilmiş insanlar. Bunlar özgürce, rahatlıkla sorgulayan bir şekilde düşünmeyen insanlar. Bunlar televizyonlara çıkarılıyor. Gündem değiştirmek amacıyla çıkarılıyor. Bu meczupları aslında konu yapmak da son derece yanlış. FETÖ zamanında gidip FETÖ'nün televizyon kanallarında program yapanlar, paralar alanlar, her türlü imkanları sağlananlar. Bunlar şimdi kalkmışlar darbe çığırtkanlığı yapıyorlar. Allah akıl fikir versin. Yani bu tür insanları ciddiye almamak lazım. Ama tabii beni üzen nokta şu. Bunları ciddiye alıp havuz medyasının bütün televizyon kanallarında darbe üzerinden program yapmaları. Ya millet işsiz kardeşim, işsiz. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı mı? 20 bin öğretmen aylık alamıyor. Aylık alamıyor, düşünebiliyor musun? Aylık alamıyor. Ataması yapıldı, aylık alacak. 20 bin. Esnaf 256 bin iş yeri kapandı. 256 bin iş yeri. Hizmet sektörü ve onun bağlamındaki diğer oteller vesaire 17 milyon insan işsiz kaldı evinde. 17 milyon aylıklı çalışırken evine kapandı. Bir kısmına kısa çalışma ödeneğini verdiler. Bir kısmına başka bir yerden para verdiler. İkisinin arasında farklar var. Birisi düşük, diğeri yüksek aylık alıyor. Bunlar tartışılacakken aldılar konuyu, buraya taşıdı. O nedenle ben bunları çok ciddiye aldım. Peki hemen geçelim bu konuyu. O zaman hemen şu işsizlik fonuna geleceğim. Yeminli Mali Müşavir Sabri Arpaç, Gün Boyu Gazetesi'nde yazarı efendim. İşsizlik fonu işveren fonu oldu diyor. 43 milyarın 27 milyarı işverene, 16 milyar işçiye ödendi. Evet. Geri kalan da kamu bankalarına düşük faizli kaynak olarak aktarıldı diyor. Bu işsizlik şey var ya şu az çalışarak az para alsınlar. O da çok mail var. Diyorlar ki işverene destek, işçiye köstek oldu. Maaşlarımız düştü 500-600 lira asgari ücretten.
Ama işveren prim ve şey kazandı diyorlar, para kazandı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? İşsizlik sigortası fonu niye kuruldu Orhan Bey? Çalışan işçi işsiz kaldığında ona sosyal destek sağlamak. Yani onu açlığa mahkum etmemek. Şimdi kaç lira para var orada? 131 milyar lira var. 131 milyar lira var. 131 milyar liradan işsiz kalana ne kadar gitti? Çok sembolik bir rakam gitti. Kısa çalışma ödeneği. O da herkes alamadı. Böyle bir sorunumuz var. Herkes alamadı. Bakın ben size şu tabloyu söyleyeyim. Ocak'tan Mart'ın sonuna kadar, Ocak, Şubat, Mart, 3 ayda saray hükümetinin kullandığı para 668 milyar lira. 3 ayda kullandığı para 668 milyar lira. 3 ayda. Devlet bütçesinden kullanılan efendim. Tabii devletin kullandığı para 3 6, bunun içinde borçlanma da var, vergi de var. 668 milyar lira parayı kullandım. Şimdi bunun sadece 4.4 milyarını ayda 1000 lira dedi. Ayda diyorum, affederdi. Bir sefere mahsus 1000 lira fakire vereceğim dedi. 4.4 milyar. Bayram ikramiyesini öne çekti. Bunun herhangi bir şeyi yok. Zaten ödenecek bu para. En düşük emekli aylığında 1500 lira yapacağım dedi. Hatırlar mısınız? Ben 1500 liranın altında emekli aylığı var dediğim zaman kıyamet koparmışlardı. Vay, sen nereden çıkarıyorsun, bilmiyorsun diye çıkıp itiraf etmek zorunda kaldılar. Faiziye ne ödendi biliyor musunuz? Fakire fukaraya 4.4 milyar 400 milyon lira verildi. İlk 3 ayda faiziye ödenen para 38 milyar lira. Of. Evet. Büyük rakam bu. Tefecilere 38 milyar, fakir fukaraya 4 milyar. Şimdi oturup konuşmamız lazım. Bu hükümet vatandaşın hükümeti mi? Bu hükümet tefecilerin hükümeti mi? Ha, bana sorarsanız tefecinin hakkını, hukukunu savunan tefecilerin hükümeti. İçeride mi, dışarıda? Kendi vatandaşına ne veriyor? 4.4 milyar lira. Tefeciye ne veriyor? Kendi vatandaşı 4.4 milyar lira. 1000 lira bir sefere mahsus. Yani 2020 yılında bir sefere mahsus 1000 lira veriyoruz. Ama bu tefecilere ilk 3 ayda 38 milyar lira. Bunun da arkası gelecek. Yıl sonuna kadar. Tefecilere hizmet eden bir siyasi yapıyla karşı karşıyayız. O açıdan bu çerçevede ben bakıyorum olaya. Tasarruf dediler, efendim herkes özveride bulunsun dediler, çıktılar bir sürü laf ettiler. Özveride bulunan gene bu ülkenin işçisi, çiftçisi, memuru, emeklisi, sanayicisi oldu. Dolarla garanti alanlar özveride bulundu. Onlar Türk lirasına çevrildi mi? Onlar da ya biz de bu memlekete bir fedakarlık yaparım. Bari işte ise 2020 yılında bizim alacağımız parayı 2020 yılında hazineye bağışlıyoruz dediler mi? Demediler. Diyemezler. Dolar arttıkça onların geliri arttı. 256 bin iş yeri kapandı. Bu vatandaşlar evlerinde kaldı. Bunların kredi borcu vardı. Kredi kartları borcu vardı. Tüketici kredisi borçları vardı. Bunlar ertelendi ama faizleri sürüyor. Birisi oturduğu yerde borcu artıyor. Öbürü oturduğu yerde dolar üzerinden geliri artıyor. Böyle bir paradoksa karşı karşıyayız. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi süremizin de son 5 dakikasına geldik. Evet. Ya da 5-10 dakika kaldı. Şimdi tabii Merkez Yönetim Kurulu toplantınız var galiba. Öyle, öyle. Bu arada da tabii davetimi kabul ettiğiniz için teşekkürümü de sunayım size. Şimdi efendim bu maçlar başlıyor. AVM'ler açılıyor. İşte cuma namazı için camiler kapalı. Yani bilim adamları da erken karar verildiğini söylüyorlar. Hatta bazı futbolcularda da Covid-19 çıktı diye haberler de var. Yani bu önlemleri daha önce desteklediğinizde ifade ettiniz. Bu kararları nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Orhan Bey, bilim kurulunun aldığı kararlara hepimizin uyması lazım. Çünkü ben doktor değilim. Siz de doktor değilsiniz. Bu konuda kararı verecek olan, önlemin hangi önlemlerin alınması gerektiğine yönünde karar verecek olan bilim kurulu. Burada bir yanlışımız var. O yanlış da şu. Bilim kurulunun bir sözcü seçmesi lazım. Ve açıklamaları bilim kurulu sözcüsünün yapması lazım. Şimdi bilim kurulunun
hangi kararları aldığını ben bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. Bakan biliyor. Erdoğan biliyor. Bir de bilim kurulu üyeleri biliyorlar. Şimdi bilim kurulu bir karar alıyor. Bilim kurulunun aldığı kararların bir kısmına uyulmadığı yönünde medyada haberler var. Dolayısıyla bilim kurulu, diğer ülkelerde bakın başbakanlar açıklama yapmıyorlar. Cumhurbaşkanları açıklama yapmıyorlar. Açıklamayı kim yapıyor? Bu konuda yetkin olan ilgili kurum yöneticisi yapıyor. Diyor ki şu kararı aldık, herkes ona uyacak. Hepimiz ona uyarız zaten. Şimdi siz AVM'leri açıyorsunuz. Tamam, güzel, açtınız AVM'leri. Niye açıyorsunuz? Hekimler arasında görüş ayrılığı var. Ben dediğim gibi bilmiyorum. Eğer deniyorsa ki AVM'lerde açılabilir, maçlarda yapılabilir, çıkar bilim kurulu sözcüsü açıklamayı yapar. Hepimiz de o zaman bir yanlışlık olursa faturayı bilim kuruluna çıkarırız. Şimdi aldılar bir karar. Öğrenciler üzerinden örnek vereyim size. Önce 20 Temmuz'a ertelediler biliyorsunuz üniversite sınavlarını. Üniversite sınavları 20 Temmuz'a ertelendiğinde hiç kimse itiraz etmedi. Çünkü çocuklarımızın hayatı çok değerliydi. 20 Temmuz'a ertelendi. Çocuklar bütün programlarını, aileler bütün programlarını 20 Temmuz'a göre yaptılar. Sonra Turizm Bakanı çıktı dedi ki oteller boş kalacak. Otelleri çalıştırmamız lazım. 20 Temmuz'a değil de Haziran ayına almamız lazım. Öne çekmemiz lazım. Şimdi Sağlık Bakanı'nın buna karşı çıktığını sanıyorum. Bilim Kurulu'nun karşı çıktığını sanıyorum. Ama Sağlık Bakanı ile Turizm Bakanı gittiler. Erdoğan'ın hakemliğine başvurdular. Erdoğan da 20 Haziran dedi. Çünkü önemli olan insan değil dedi. Önemli olan paradır dedi. Ve bütün öğrenciler isyan halinde. Aileler isyan halinde. Diyorlar ki biz programı ona göre yaptık. Kendi psikolojimizi ona göre hazırladık. 20 Temmuz'a gidecektik. Artı kendi sağlığımız açısından da güvenli bir ortam olacaktı. Ve sınavlara girecektik diyorlar. Bu kadar büyük bir düzensizlik nerede olur? Hangi ülkede yaşandı bu kadar büyük bir düzensizlik? Bilim kurulu var, doğru. Ama bilim kurulunun neleri söylediğini biz bilmiyoruz. Baştan beri benim söylediğim şu. Bilim kurulunun bir sözcüsü olsun. Bilim kurulu hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda kendi arasında tartışsın. Aldığı kararı açıklasın. Siyaset kurumunda dahil hepimiz bilim kurulunun aldığı kararlara uyalım. Şimdi maçlar olsun mu olmasın mı? Ben doktor değilim. Bu COVID-19'un bulaşıcı olduğunu biliyorum. Özellikle belli bir yaş grubunu hedef aldığını da biliyoruz. Tam tersine bugün bazı dünyadaki gelişmelerden 65 yaş üstü değil, 6 olanları da etkilediğini de gayet iyi biliyoruz. Çocuklara, gençlerin de hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. O zaman bilim kurulu varsa bunun aldığı kararlara hepimizin uyuması lazım. Peki bir bilim kurulu tamam ama az önce siyaset kurulu da oluşturmasını da önerdik. Şimdi bir de yine benim yazım kusura evet. Bak şöyle yazımda gündeme getirdiğim bu Atatürk Havalimanı'na Sahra Hastanesi yapılmaya başlanırken bir yazı yazdım. Dedim ki ya pistleri bozmayın, binaları yapın. Burayı da dünyanın ilk ve en büyük sağlık kompleksine çevirin dedim. Evet. Bunu dinlemediler. Pistleri bozdular ama baktım beni dinledi galiba. Dün ya da önceki gün Sayın Erdoğan sağlık turizmi yapacağız. Burası işte havaalanı falan diyor. Ya pistler, iki tane pist bozuldu. Uçakların iniş kalkışı riske girdi. Çünkü üçüncü pistten yeni yapılan o Sahra Hastanesi binaları veya işte çadır mıdır ne yapıldıysa etkilenebilecek diyor uzmanlar, diyor, ben de demiyorum. Yani bir inat ve sonradan aklı başına gelen bir uygulama. Dolayısıyla hatta Sayın Cumhurbaşkanı Atatürk adını kullanmamak için olsa gerek, evet. Yeşilköy Sahra Hastanesi ifadesi kullandı. Yani bu hatayı veya bu uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şöyle, Sahra Hastanesi ne zaman gündeme geldi? Bizim Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sahra Hastanesi yaptığı zaman. Yaptığı Sahra Hastanesi, evet, Sahra Hastanesi'ydi. Sahra Hastanesi ne demektir? Sahra'da yapılan, bir alanda yapılan, geçici hastane demektir. Yani yaparsınız, bugün askerler 24 saatte Sahra Hastanesi'ni kurarlar. 24 saatte.
Ve bir süre sonra o Sahra Hastanesi'ne ihtiyaç kalmaz, sökülür ve dolayısıyla bütün aletleriyle beraber depoya kaldırılır. Kendisi Sahra Hastanesi yaptığını söyledi. Yer seçimi için bir şeyler yapıldı. Sonra baktık ki bu Sahra Hastanesi değil. Çünkü başka bir hastane, niyet başka bir şey. Birilerine para aktaracaklar. Ve ihalesiz verdiler. Kaça verdiklerini ben bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. 600 milletvekili var, onlar da bilmiyorlar. Bu Sahra Hastanesi değil, birilerine kaynak aktarma yolu yöntemiyle başvurulan bir yol. Bakın siz, ben o yazınızı dediğim gibi okuyorum zaten, okudum mu? Okumuştum da. Bakın şimdi Orhan Bey, o Atatürk Havalimanı'nın camisi var, morgu var, oteli var, havalandırması var, geniş bir alanı var. Burası pekala pandemi hastaları için çok rahat bir şekilde kullanılabilirdi. Ama bunu yapmadılar. Pisleri bozdular. Başka şeyler yaptılar. Efendim şimdi açıklama yapıyor beyefendi. Burası pandemi hastanesi olmayacak da yurt dışından işte hastalar gelecek. Biz o hastaları burada tedavi edeceğiz. Dünya kadar hastane var. Boş olan hastane var. Dünya kadar, İstanbul'da da var, Ankara'da da var. 46 ile çalıştı pandeminin en yoğun olduğu dönemde İstanbul'da. Sağlık Bakanı açıkladı. Yoğun bakımlarımız ve hastanelerimiz %46 seviyesinde dedi. Aynen öyle, aynen öyle. Yani yapılan tamamen boşu boşuna, yine bir kaynak savurganlığı, yine bir israf örneği. Yurt dışından hasta geliyorsa bizim hastanelerimizde tedavi olabilir, özel hastanelerde tedavi olabilir. Pek çok özel hastane yurt dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarıyla anlaşma yapmış vaziyetteler. Türkiye'de sağlık hizmeti hem kalite açısından hem fiyat açısından çok elverişli, bunu yapıyorlar. Öteden beri de bu yapılıyordu. Hastanelerimizin kapasitesi de buna yetiyordu. Ama şimdi oraya kendilerine göre sırf Zeydan Karalara nispet olsun diye oraya yaptılar. Dünyanın parasını harcadılar. Kaç lira harcadıklarını bilmiyoruz. Ne zaman ne yapılacağını da bilmiyoruz. Gerçek bir hastane olup olmadığını da bilmiyoruz. Bir şeyler yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Efendim tamamladık. Süremiz doldu. Yani benimki doldu. Siz evet, isterseniz vaktiniz varsa birkaç saat daha konuşurum ben. Sağ olun. Bizim bir yakamız var efendim. Evet. Doğru. Efendim izin verirseniz şöyle bir kapatırken size son sözü bırakayım ama benim 50 yıllık gazeteci olarak vicdanımı yaralayan medya tutuklu gazeteciler Murat Arel, Barışlar, hatta Hakan Aygün. Yani böyle bu mübarek Ramazan gününde biz evde 65 artı olduğumuz için emin olun sabah akşam onları düşünüyorum. Bir mesaj onlara, onlara buradan bir sesleniş rica edeyim ve ondan sonra programımızı kapatalım. Efendim gazeteciler bizim bildiğimiz, bize söylenen, gazetecilerin, onların örgütlerinin bize aktardığı şu: gazeteci kalemini satmaz. Gazeteci kalemini kiralamaz. Gazeteci yazamıyorsa talep üzerine yazmıyor, o zaman kalemini kırar. Dolayısıyla gazetecilik bir kamu görevidir. Halk adına yazar, millet adına yazar. Yani milletin sesi, gözü, kulağı gazetecidir. Gazeteci ne yapar? Gazeteci gücü denetler. Yanlış mı yapıyor, doğru mu yapıyor? Doğru yapıyorsa tamam. Ama yanlış yapıyorsa o yanlışı oturur yazar ve yanlışın için yaptıklarını da sorgular. Sizin güzel bir kuralınız vardır yani köpeğin insanı ısırması haber değildir. Haber insanın köpeği ısırmasıdır. Her bir siyasal iktidarın her türlü başarılı bir hizmet sunması zaten onun görevidir. Ama yolsuzluklara göz yumuyorsa bu haberdir. Bunu alır, büyütür, anlatır vesaire falan filan. Bakın son günlerde bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Antalya Serik'te 500 bin lira rüşveti kim aldı? Belediye başkanı çıktı. İki bakan var orada. Vali var orada. MHP milletvekili var orada. AK Parti var, milletvekili var orada. Diğer belediye başkanları var. MHP'nin, AK Parti'nin il ve ilçe başkanları var. Hepsinin önünde ve yüzlerine bakarak 500 bin lira parayı kim aldı? Ve dönüp de Turizm Bakanı'na eğer bununla ilgili bir şey yapmadıysanız yazıklar olsun size diyor. İçişleri Bakanı'nı çağıracağım diyor. İçişleri Bakanı'ndan ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Saray Sosyetesi'nden ses çıkıyor mu? Çıkmıyor.
Ama yolsuzlukları yazdı diye Murat Ağrı'yla hapiste mi? Hapiste. Haber yaptı diye, doğru haber yaptı diye, yanlış değil, doğru haber yaptı diye. Barışlar içeride mi? İçeride. Baktığınız zaman gazetecilere tahammül edemiyorlar. Doğru habere tahammül edemiyorlar. Onları baskı altına alıyorlar. FETÖ döneminde de olmuştu buna benzer olaylar. Aynı taktikleri kullanıyorlar. Baskı altına alıp susturmak istiyorlar. Orhan Bey şunu söyleyeyim. Türkiye şu anda yarı açık cezaevi konumunda. Bir kapalı cezaevi var, bir de yarı açık cezaevi var. Onlar kapalı cezaevindeler ama Türkiye'de vatandaşlar yarı açık cezaevindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar, hiçbir zaman umutsuz olmadım. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, gerçek anlamda medya özgürlüğünü getirmek bizim boynumuzun borcudur. Millet İttifakı'nın yapacağı en temel gelişmelerden birisi, uygulamalardan birisi de medya özgürlüğünü sağlamaktır. Çok teşekkür ediyorum. Yeni Çağ TV canlı yayınında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim için konuk oldunuz. Sağ olun. İyi toplantılar diliyorum ve ülkemizin sorunlarını yansıttığınızdan dolayı da teşekkür ediyorum sizlere efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.